Herkesin bildiği üzere ister A noktasından B noktasına kendi arabanızın konforunda gidin, ister bisiklet sevdalısı biri olup onu kullanın ya da toplu taşımayı tercih edin. Gerçek şu ki çoğu insanın bir yerden bir yere gitmesi bir çeşit araca bağlıdır. Ancak bu insan yapımı objeler bir yerlerde terk edildiğinde acaba onlara ne olur? Evet, işte tam o zaman doğa eskiden bizim olan şey üzerinde hak iddia etmeye başlar. Örneğin hiç bisiklet yiyen ağacı duydunuz mu? Bu Harry Potter'ın ağaçlarından biri olmalı. Her neyse, aslında Washington'daki Vashon Adası'nda bulunan ünlü bisiklet ağacının ardında acıklı bir hikaye var. Dediklerine göre genç bir adam savaşa katılmak için yola çıkmadan önce ormandaki bir ağaca bisikletini zincirleyip bırakmış. Geçen yüzyıl boyunca ağaç büyümüş, bisikleti içine çekmiş ve yerle temasını kesmiş. Ancak bu bisikletin hikayesinin gerçeğe biraz daha yakın görünen ve insanın içini daha az acıtan bir versiyonu var. Buna göre bisiklet 1950'lerde Don Puz adında bir çocuk tarafından oraya terk edilmiş. Çünkü çocuk bu küçük bisiklete binmek için fazlasıyla büyükmüş. Çoğu gemi enkazının su altında olduğunu düşünürüz, değil mi? Ama ister inanın ister inanmayın, yolculukları karada son bulmuş bazı terk edilmiş gemiler de var. Bunlardan biri Yeni Zelanda'daki bir tufan yüzünden ömrü erken biten SS Maheno isimli gemi. Gemi 1930'larda Japonya'ya gitmek için denize açıldı. Ancak tabiat ananın başka planları vardı. Yolculuğu kalıntılarının hala görülebildiği Avustralya'daki Fraser Adası'nda bir plajda sona erdi. Bir başka çürümüş geminin muhteşem görüntüsü Avustralya'da görülebilir. Bu geminin ismi ise SS Airfield. Yalnız bu bir gemi enkazı değil. Geminin terk edilme sebebi gemiye zehirli atıkların bulaşmış olması. İnsanlar bu gemiden çok çekinmiş olabilirler ama doğa için durum hiç de öyle olmamış. Her tarafı pas içindeki gemi tamamen yeşilliklerce istila edilmekle kalmamış, aynı zamanda harika mangrove ağaçlarının bulunduğu bir ormana ev sahipliği yapar hale gelmiş. Sanırım bunu ölmeden önce ziyaret edilecekler listeme eklemek durumundayım. Ya siz? Zehirli atıklar, insanların bir gemiyi terk etmesinin ve değerli metalleri doğanın istilasına bırakmasının tek nedeni değil. Bazen bir zamanlar yeri doldurulamaz bir ulaşım aracı olarak kabul edilen şeyler bizim için ömrünü doldurup kullanılmaz hale gelir. Bu şekilde en görkemli buluntulardan biri Galler'deki bir mağarada keşfedilen eski arabalar tepesidir. Bu araba mezarlığı 1970'lerde buraya bırakılmış ve farklı derecelerde çürümeye maruz kalmış 100 kadar terk edilmiş arabadan oluşuyor. Burası yolu 1960'larda kapatılmış eski bir kayrak madeninden geçen gezginler tarafından keşfedildi. Bu araçların ömrünün nasıl bu kadar alakasız bir yerde son bulduğuna dair öne sürülen bir teoriye göre arabalar yanlışlıkla yoldan çıkıp kendilerini bu mağarada bulmuşlar. Ama şimdilik akıllara durgunluk veren bu araba mezarlığının ardındaki gerçek hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Bolivya'nın Uyuni kentinde doğanın sert koşullarına yenik düşmüş, terk edilmiş araçların bulunduğu bir başka mezarlık var. Ancak bu seferki koca bir tren filosu. Bu trenler Bolivya hükümetinin Uyuni'yi bir ulaşım merkezine çevirme planının bir parçası olarak İngiltere'den ithal edildiler. Maalesef proje hayata geçmeden evvel bu çufçuflarla ilgili planlar değişmiş ve bu yüzden hepsi çürümeye bırakılmış. Bir zamanlar muhtemelen ciddi paralar ödenmiş vagonların şu anda sadece her yeri paslanmış ve grafiti kaplanmış iskeletlerini bulabilirsiniz. Mezarlıklara yabancı olmayan bir diğer ulaşım aracı ise uçaklar. Nijerya'nın Benin şehrindeki bu uçak mezarlığına bir bakar mısınız? Burada doğanın bir zamanlar Okada hava yollarının kullandığı koca bir uçak filosunu nasıl istila ettiğini görebilirsiniz. Bu havayolu şirketi 1983 yılında kuruldu. Ancak 14 yıl sonra faaliyetine son verdi. Görünüşe göre Nijerya'da bu mezarlıklardan çok sayıda var ve ülke aslında bu mezarlıklarıyla tanınıyor. Nijerya Federal Hava Meydanları İşletmesi faaliyetine son veren bu hava yollarının sahiplerine terk edilmiş uçakları bulundukları yerden kaldırmaları veya imha etmeleri emrini vermiş durumda. Evet, uçakların bir gün uçamaz hale gelmesi demek ciddi bir sorun. Uçaklardan bahsetmişken Güney Bali gizemli bir şekilde terk edilmiş bir Boeing 737'ye ev sahipliği yapıyor. Uçak eski bir kireç taşı ocağı gibi görünen alanın yanındaki boş bir arazide bulunuyor. Garip olansa hiç kimsenin uçağın buraya nasıl geldiği hakkında bir şey bilmiyor olması. Boeing 737'sini kaybetmiş birisi nasıl olup da ortaya çıkıp sahip olduğu uçağı geri almaz ki? Daha da tuhaf olan uçağın hiç gizlenmemiş olması. Çünkü uçak trafiği yoğun bir otoyolun ve
popüler Pandava plajının hemen yanı başında. Henüz hiç kimsenin bu dev uçağın böylesine alakasız bir yere nasıl geldiğinden haberi yok. Uçak henüz doğanın istilasına uğramış değil. Ancak bunun sebebi uçağın muhtemelen orada yeterince uzun zamandır bulunmaması. Yani eğer zamanında yetişemeyip bir jeti kaçırdıysanız sebebi belki budur. Gökyüzünden denizlere dönüp şimdi denizaltılardan bahsedelim mi? Denizaltı gerçekten de okyanusun derinliklerini keşfetmemizi sağlayan inanılmaz bir icattır. Ancak ilk denizaltılar yapılıp test edildiğinde insanlar henüz vurgunun etkisinin farkında değildi. Hayır, burada bahsettiğimiz Radiohead grubunun Vurgun adlı albümü değil. Bahsettiğimiz herhangi bir derin deniz dalgıcının muhtemelen birçok kez etkileri hakkında uyarıldığı basınç sorunu. 1860'larda bu mini denizaltının mürettebatının tamamı suyun yüzeyine çok hızlı çıktığı için rahatsızlandı ve onu Panama'nın Pearl Adalarından birisinin açıklarında terk etmek zorunda kaldı. Denizaltını oradan geri getirecek kimse olmadığı için gemi sudan oluşan mezarına battı. Su altında 100 yıldan uzun bir süre kaldıktan sonra gemi 2000 yılında tekrar bulundu. En azından şimdilerde insanlar denizaltılar tarihinin bir parçası olan bu gemiden geriye kalanları güvenli bir şekilde ait olduğu yere, bir müzeye nakletmek için bir yol bulmaya çalışıyor. Hey, 70 yılı aşkın süredir trafikte sıkışıp kalmış olmaya ne dersiniz? Sizi bilmiyorum ama bu benim tipik bir salı günümü andırıyor. Tamam, bu gerçek bir trafik sıkışıklığı değil elbette ve ben de işe geliş gidişimi biraz abartmış olabilirim. Ama kesinlikle öyleymiş gibi görünüyor. Burası Belçika Châtillon'da bulunan dünyanın en büyük araba mezarlıklarından biri. Bu eski otomobillerin nasıl ve neden buraya terk edildiği hala belirsiz. Bazıları bu arabaları Amerikan askerlerinin ABD'ye geri gönderemedikleri için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ormanda gizleyip bıraktığını söylüyor. Yerel halksa burasının savaştan sonra istenmeyen araçların atıldığı bir çöplük olduğunu belirtiyor. 4 mezarlıkta yaklaşık 500 retro araç bulunuyordu. Ama hepsi çevre sorunları nedeniyle ortadan kaldırıldı. Ancak ortadan kaldırılmadan önce doğa bu araçların sürekli genişleyen ormanın önünde duramayacağını göstermişti. Ve doğanın durdurulamayacağına dair içinizde hala herhangi bir şüphe varsa, o zaman kendilerini çevreleyen yeşillikler tarafından neredeyse tamamen yutulup yok edilmiş şu Rus tanklarına ne dersiniz? Bu terk edilmiş araçları 1940'lardan bu yana Rusya ile Japonya'nın üstünde hak iddia edip çekişip durduğu küçücük bir toprak parçası olan Shikotan Adası'nda bulabilirsiniz. Bu ada şu anda Rusya'nın bir parçası ve sanırım paslanmaya başlayan Sovyet tankları da bunu hatırlatan bir işaret. Ve ister inanın ister inanmayın bu tanklar oraya bilerek bırakılmış. Bence yazık olmuş bu tanklara. Tanklardan bahsetmişken. Porto Rico'daki Flamenco plajında terk edilmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir tank var. İyi de tankın acaba orada ne işi varmış değil mi? Bu plaj bir zamanlar ABD ordusunun tatbikatlarında kullanılırmış. Daha kesin konuşmak gerekirse askerler hedef vurma eğitimini bu tanklar üzerinde yaparlarmış. Tahmin edebileceğiniz gibi yerel halk şiddetli gürültüden pek memnun değilmiş. Halk yıllarca memnuniyetsizliklerini dile getirdikten sonra sonunda burada yapılan askeri eğitimlerden kurtulmuşlar. Ama ordu burayı tahliye etmek için toparlandığında geride tek bir şeyi unutmuş. Sahildeki bu tankı. Ama bu sorun değil. Yerel halk bu göze batan çirkin şeyi süsleyip parlatmaya karar vermiş ve oldukça popüler bir turistik yere dönüştürmüş. Bu terk edilmiş araçlardan hangisini yerinde görmek isterdiniz? Bize fikirlerinizi aşağıda yorumlarda bildirin. Bu videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata hep olumlu bakarak bizlere katılmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.